Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha önce Ömer Erdiye benzinli Bolat satmıştım. Kasayı da bir yerden almış. Şimdi bu pedal tam buradaydı. Bu pedal buradaydı. Burayı kesmemişsin. Sonra kesin al. Pedalı 15 santim gibi geri aldım. Benim bacağım yetişmiyordu böyle yine. Bakın yetişmiyor. Şimdi yetişiyor. Az daha geri alabilirdim. Diz tamam. Güzel oldu. Gitmiyor deme. Şimdi güzel olmuş. Hem bu taklayı hem pedali geri aldık. Ondan sonra ayar yaptık. Bak deliklerim belli zaten. Burada olsa şuradan beri pedala bastım mı Ömer abi olmuyor. İnsan kasa yaparken bir oturup da dene. Bacağın ucuzsa bir kısa bacakları öncelik al bari. Olur mu böyle? Bak benimki kısa değil zaten. Bak böyle iyi. Deneyim bakayım. Gittiler. Bundan Ömer abim şu tarlanın üstten biri fındıklar yükleyip aşağı kadar çekecek. Oradan çuvalları traktöre atacak traktöre. Ondan bu işe yarıyor diye ısrarla orayı yap dedi orayı. Ben de yaptım. İşte çeki yerinden kestiğim boruyu görüyorsunuz. 1 milimetre kalınlığında bir boru. Ağzı açılmış bakın sürtünme falan var. Ondan sonra kafayla ramork arası kayık gibi olmuş. Onu da 1 milim kaldırıp yaptık. Şimdi güzel oldu. Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Ha. Buraya bir de el freni gerekiyordu ama el freni bir şey istemedi. Önce buna dokunmayın dursun. Bel pedali geri alabilir mi? Rahat mı şimdi? Rahat. Önce kayık gibiydi değil mi böyle? Ben yetişiyordum. Böyleydi değil mi? Evet. Tamam Ömer abiye haber verin. Motorun tamam deyin. Bugün alabilir. Ben daha başlamadım. Görüşürüz. Bırak da gel seni arkadaşlar. Oldu mu? Çok güzel oldu. Allah, teşekkür ederim. Maşallah. Harun Usta'nın eline sağlık. Bak, Harun Usta demek... Bak, 15 santim almışım. 15 santim. Harun Usta demek iş bitiren adam demektir. Hadi teşekkür ederim. Boruyu da teneke takmış. Teneke adam. Çok teşekkür ederim. Kim yaptıysa. Harun Usta'nın eline sağlık. Kim Harun Usta'nın eline sağlık. Aslında adam yaparken oturup diye yapması lazım değil mi? Oturup denemesi lazım. Evet. Benim bacağım da yetişmiyor. Evet. Aha böyle yapınca gidiyor. Neyse güzel olmuş. Teşekkür ederim. Kafayı diklemişler. Makineyi zor çalıştı abi bunlar. Yok. O abi pimi abi pimi. Bu pimi de onu da değiştirdik mi abi? Ondan bir şey olmadı ondan. Yok. Yeter yani, şimdi güzel olmuş şimdi. Güzel olmuş. Bir şey yapayım. Evet arkadaşlar bugünkü öğle yemeği biber, fasulye bahçeden çıkan bunlar. Patatesle ye soğanı bakkaldan aldık. Tabi bizim köyde soğan pişirmeye yer yok. İçine yağ koymadım. Tamamen su koydum. Yağlar damar tıkanır. Özellikle ayçiçek yağında şikayetler var ama zeytinyağı bir de tereyağı iyidir. Yani inek yağı. Bir daha sefere inek yağı getirmeye çalışırız tabii. Unutmazsak Osman'ın ne var, Ramazan ne var, Adem'in ne var. Tabii son olarak benim ineğim var. Burada bir de 6 tane ekmek var elemanların, 3'ü yiyecek elemanların, ekmeksiz kabul etmiyorlar. Tabii ben ekmek yemiyorum, bu da güzel bir şey değil mi? Neyse boncuk ama güzel bence, anahtarlık yaparsın pat patın anahtarlığına. Oh, fasulyenin kokusu mis gibi geliyor. Doğal yani yağ yok, sadece pul biber bir de karabiber koyacağım. Tabii tuzunu ekledik,
patatesler de olgunlaşmaya başlamış. Tek Hüseyin eksik işte burada. Kokusu gitmemiştir bu sefer yemeğin kokusu. Uzatma. Evet, yağlam basit dayanıyor. Hepsi yani. Bakın ampul çok ileri geldiğinden bu kısmı eritmiş görüyorsunuz. Yani otoelektrikçi ampulü ayarlayamadığı için ve de ampulün ucu uzun olduğundan kapakları eritmiş, yağlam basit olduğunu göstermiyor. Arkadaşlar tırban sezonu bitti. Neredeyse bugün hiç tırban gelmedi ama buraya pat patlarla doldu. Bana geldi şu öğle saatleri yemek için biraz fasulye toplayayım. Kendi ürettiğimiz, ürettiklerimizin yemek kadar güzeli yok. Bu ara evde de konserve kurmaya başlamışlar. Fasulye konserveleri. Evet, hemen fasulye buldum. Daha önce de toplamıştım aynı yerden. Birkaç tane de biber alayım. Acı biber de vardır. Küçücük küçücük. Yaksınlar iyice. Acı olsun. Bugünkü yemekten bahçe biberi, bakkal patatesi, pazar yeri, havuçu, bakkal domates ve bahçe fasulyesi yemek yapacağım. Yağ doldurmayacağım. Yapışma diyorsanız su dolduruyoruz. Böylece yapışma falan olmuyor. Kajna yeri pişiyor. Salça da koymayacağım. Tuz, karabiber ve kırmızı biberle işi bitireceğiz. Oh, mis gibi oldu. Bu güzel yemeğe yumurta kıracağım. Var o dep camı. Kısık ateşe bırakacağım. Adım ne olduğunu bilmiyorum ki. Bunda şey var, havuç var. Elinde ne malzeme varsa ondan yapacağım. Altta yumurta var. Daha başında gösterdim domates falan diye. Bir de inek yağı koyarsam tam olur, inek yağı. Açık yağ olmuyor. Evet arkadaşlar, bizim davulcumuz. Bir de elemanlar burada faruk geçsin. O nereye gittiyse Adem yani, Osman da burada. Yemeği yok şu anda. Ne diyecektim, unuttum. Vallahi.
Lan Hüseyin'i diyecektim. Normalde yemek yapınca kokusu ta 2 kilometre ileriden alıyor ama bugün gelmedim. Galiba havuçu katacağım. Koku garip gitti havuçta. Olabilir mi? Havuç. Sadece havuç farklı. Fındık mı topluyor? Olsun gene geliyor. Dün de geldiydi ama börekleri kaçırdım. Ramak kala. Gittim eve gittim baktım soğan kokuyor bu. Soğan. Burada soğanları doğrayıp yemiş soğanları. Maşallah. Bütün numara. Acı bırakmışlar tabi bunlar. 1,5 kilo börek almıştım bunlara. Gelmedi. Evet değerli arkadaşlar. Bu fıcıyı kim yaptı acaba ki düşünmüş? Sayın seyirciler. Harun Usta ve elemanları yaptı. He. Harun Usta'nın elemanlarıyla beraber yaptınız. Böyle değil mi? Yağ doldurma fıçımız. Eskiden dükkanın etrafları pis oluyordu. Tabii. Artık yanık yağ oluyor da her tarafa. Dükkanı. Şimdi ne güzel. Üstünü çek üstünü. Aynı pekmez gibi süzüyor. Üstünü çek üstünü bak. Enişte baksana. Yöntemde pislik gitmiyor içine bak. Üstüne de filtre de koyacağız. He. Ne güzel olmuş. Kim düşündüysen. Usta usta mı düşündü artık? Elemanları düşündü. Usta öyle şey düşünmez ki zaten. Güzel olmuş ama. Gerçekten var ya. Bak Hüseyin abi bak gel 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 çek. Dur. Çekelim. Oo. Ne güzel. Bak. Sızıyor. Azar azar. Ha. Tallayı da çek. Fasulyeler olmuş. Baksana. Şurada aşağıda bak. Dükkanın alt tarafında. He. Ustanın. Usta fındığını topladı mı burada acaba ki? Yok. Yiyecek. He. Hadi. Tekerler de genişletmiş. Ama mil almıştım ya. He. Bunlar yuvarlak olsa daha sağlam daha olmaz geniş, mı? Değil mi? Ayarlanıyor. Hı. Dışarı veriliyor ama boru şey yapar. Aks kısa olduğundan böyle ha. Olur o zaman. Kırılır. He zarar böyle iyi. Böyle. Geniş zaten. Bıdık bir amu var. Kalkıyor. Mazot almış, benzin almış, üzüm almış maşallah. Bir de ağız yakması var tamam. Çok güzel. Traktörle gitmedim. Traktörle he. Gitmedim. Çok yakıyor diye. Gerek yok bu traktörle. Bu çok ideal. Traktörle tak 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 heh. Tak tak gidiyor. Bu daha hızlı. Daha hızlı. Cüzdan göz bu çıldır ya çıldırmaz mı? Yok şey olmaz bak telefon bu. Telefon da orada. Bak böyle. He tamam. Süper. Hafif ya hafif sessiz. Sessiz öbürü gav ediyor benim bizdeki. Bir de benzinli ya ben, sesi yok. Ses yok. Yok çok güzel. Bir de hafif. Çapa yaparken. Hafif. Çapa yaparken. Çok güzel. Gideri ağır güzel. Oluyor. Kasa. Ha, bak şuyu bak. Yüzümü buraya koyardı. He, onu aklına gelmemiştir. Aklıma gelmedi evet. Olsun. Aklıma gelmedi. Süper. Fasulye yaprakları. Olmadı. Traktörü ne zaman getiriyor? Traktörü. İşin bitir bitir bırak. Parça alacaksın ya ha, oturun. Üç. Evet arkadaşlar. Çok şükür dileğiyle hoşça kalın. Evet değerli arkadaşlar. Seyirciler Harun abin arabasını yıkamışlar baksana. Onur pis etmiş. Bunları yıkamışlar. Zift etmiş. İçim içi temiz baksana. Çiçek gibini. Sağ seyirciler. Evet sağ seyirciler. Biz belediyeden şey istiyoruz. Çöp tenekesi istiyoruz sağ seyirciler.
çöp tenekemiz yok köylerimizde. Çöp tenekesi istiyoruz belediyeden. Belediyemiz Allah razı olsun göndersin çöp tenekesi. Ondan sonra cep telefonlarımız çekmiyor hiçbir yerde. Sayın seyirciler, bir de verici istiyoruz biz. Ondan söyleyeyim. Güzel de hastane istiyor köyümüze. Önemli. Sayın seyirciler. Baksana ustanın arabasını çiçek gibi yapmışlar. Evet sayın seyirciler. Osman'ın motorlusu burada. Orada da Borat yazıyor. Harbi Borat, kafan rahat. Evet Serkan abim, nasılsın abicim? İyi misin? Çöp konteyner istiyorsun. İstedim zaten. Onu da söyledim. Gel, yollar var ona. Fındığa başladın mı Ramazan ustam? Papak geliyor, onu çek. İsa'ya mı? Ters sinyal veriyor. Olsun, ters sinyal iyi bir şey. Kamerayı son yanlış düşünüyor. Evet, İsa'ya mı? Kamerayı çevir, kamerayı. İsa'ya mı? Papapı yaptım. Niye burada yaptım ya? Demek ki kandırırlar diye aşağıda yaptırayım. Topal bunu siker ama. Yani. Güzel yapmasın. Başladın mı Funda o? Hı hı. Hı? Başladın değil mi? Güzel fındık var ama bu sene ha. Ustanın bu sene az fındığı. Bu sene usta adi. Usta puf etmiş. Fırıldağı bu. Hı? Fırıldağı çekti. Fırıldam ha. Ustanın bu sene fındığı iyiydi, adi. Benim. Benim. Ustamı şöyle gezeceğim, fırsat edeceğim. Şöyle. Ustam adi. Ustam simit. Ustayı çek, ustayı. Evet, ustamız orada. Bir tane su motoru yapıyor. Emin onu bozmuş. Emine bir şey dayanmaz ki zaten. Adamlar şapa yaptı, montayı yakamadı. Şapa yaptı, montayı yakamadı. Ne? Ne? Evet, bu mu? Yay mı? Boydurdu mu yay? Yay. Bunu iyice çekmişlerdir o zaman. Tutayım da. Bozmuşlar. Baksana. Gitmiş. Allah sabırlık versin. Amin. Ustalara. Bozulmuş. Benzine su doğmuş benzine. Kamera nereye bakıyor? Buraya. Buna bakıyor. Buna da göre. Emin su doldurmuş benzin yerine. İyi bir şey ama. Değil mi? Pat 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 benzin yerine su dolduruyorlar yakında. Az yaksın diye koyayım. Abi, daha iyi. Demek ki daha iyi. Hortumu koktular herhalde. Bilemem. Tamam. Başka şeyler çek anla. Tamam, bir iki uğra çekerim. Evet değerli arkadaşlar. Burada şimdi ot işi bitti. Ot sezonu bitti. Biraz sonra koşma patlatları gelecek. Buralar dolacak. Yeni aküler gelmiş. Akü var burada. Bir de şarj şey var, akü şarj kabloları var. Ondan söyleyeyim. Burada misneler var. Burada şeyin kafası var ama kendileri yok.
Demek ki bitti. Halı fırça yıkama fırçası var. Misneler var. Fındık bıçağı var. Onu da söyleyeyim. Fırça var. Ne güzel. Saplık var. Burada. Burada ufağı var. Büyüğü var. Bir de ufağı var. Burada balatın pat patı var. Ot motoru da var. Koltuk var. Motoru olur ha bu. Ha bunu motora alıp da takarım. Burada civata var. Bunlar ot motoru demek. Ot motorları. Osman abi kolay gelsin. Sağ olsun abi. Orada lastiklerimiz var. Evet. Lastikler şu an uygun. Lastiklerimiz. Bir yerlere 1300 TL. Takma hariç tane fiyatı 1300 TL. He. Alacak olan arkadaşlar varsa. Yani. Şimdiden hayırlı olsun derim. Lastikleri kaliteli. Bilgasın lastikleri. He güzel lastikler. Bunları yakından çek şu lastikleri. Yani. Baksana çok güzel lastik. Bişli lastik. Anlastik. Kertli lastik. Oralardan diğer lastiklerden çok iyi. Güzel lastik ha bunlar da kertli lastik baksana. Çok şahane lastik. Görüyor musun? Aha bunlar da çok güzel. Hiçbir şey olmaz. Ne kadar yüklesen yükle ezilmez bir şey olmaz. Çok şahane. İlaç pompamız var. Ne güzel hortumlu gibi. Aha bundan dolduracaksın suyu. 200 litre. He fazlasına yeter. Değil mi? Bunlar araba da yıkanıyor Hüseyin abi. He bunlar. Bunun motor araba da yıkanıyor. Su basıyor. He. Bir de şey hani tarladan geldi daha üstün pis. Şeyde oluyor mu hava pis şeyi? Yok öyle olmuyor. Ondan olsa var ya ne kadar diye. Ondan niye almıyor anlıyorsun? Ondan alsanız var ya. Alan olmaz diyor. Niye? He? Kameraya düştü. Alan olmaz diyor abi. Niye? Ama adam tarladan geliyor, üstü çok pis oluyor. Aslında mantıklı, uygun bir şey almak lazım. Ondan alacaksın, herkes alır. Babam bile alır lan enikten. Ben alacağım zaten bu ay. Gerçek diyorum var ya. Çok işe yarıyor. Hem hava, mesela lastiğin patlakta hava da vuruyor, her şey oluyor. Evet. Çok güzel bir şey onlar. Onlardan almak lazım işte. Eldivenler de var. Baksana, bu sene eldiven pek satılmamış, görüyor musun? Pek satılmamış. He. Pahalı bir yerden de. Onun için demek. Ucuz olsa alırlar değil mi? Evet. Burada ot motorların şeyleri var. Pat patların. He. Güzel bir şey. Raf yapacağız buraya. Nereye buraya? He, aha buraya. Güzel olur ama. Çok şahane olur lan. Orada ot motor kabloları, lambalar, her şeyler. Ot motorları var. Bu sene çok ot motor alan olmamış, görüyor musun? 44 tane sattık bu sene. Az satmışsın ha? Yeter daha 44. Ot motor sezonu bitti, biraz sonra koşma pat patları geliyor. Dolar biraz sonra ha. Bunlar da iyi satılmış. Ot mu pat pat çok satılıyor bunlar. Eşi benzeri yok zaten. He. Aynen. Çok güzel motorlar. Bunu sen mi koydun reklam? Güzel ayakkabı, kaliteli ayakkabı abi bunlar. Reklamı. Kurt dört numara. He aynı mıymış? He. Aynıymış. Anahtarlar var. Terazi var. Burada hava verileri var.
çok güzel. Motorların, minibüslerin hepsinin filtreler var. Yağlar var orada. Ondan söyleyeyim, bir de burada ot motor şeyleri var. İki zamanlı yağlar var. Güzel bir şey. Ne yapıyorsun la? Havayı niye bitiriyorsun? Yok. Bitmiyor mu? Kapatacağım. He? Kapatacağım. Niye siliyorsun bunu? Sen sürmüyorsun ki. Ben de sürerim. Sen mi süreceksin? Hadi bakalım. Ya ne yapıyorsun lan? Oh ne güzel. Rabbimiz bereket versin. Şu fasulyelere bakın. Şu güzelliklere bakın fasulyelere. Yeşil ile kırmızının birleştiği renklerde mısırlarda, koçanlarda olgunlaşmış. Anneme neyi topladın demiştim, kıyamadım demişti artık. O bir şey demeden bahçeye dokunmayacağım. Veya onunla beraber, annemlerle beraber dokununuz buraya. Az az bugün pazar, az az sulayıp yerini değiştiriyorum. Allah'a şükür. Daha da yoğun yağan yağmurlar nedeniyle bol suyumuz var. Hayatın kötü yönleri olsa da güzel yönlerini de görebiliyoruz. Çok şükür. Birkaç dakika daha sulandıktan sonra eve gideceğim. Tabii video da hazırlamam gerekiyor. Bugüne ait video. Tamiriyatlarda ilginizi çekecek bir video bulamadığım için video yayınlamadım. Şimdi tarlaya gidiyorum. Çuvalcılık yapacağım. Çuval çekeceğim. Bugün fındık toplamaya işçiler gelmiş. Toplamda 11 kişi fındık topluyor. O yüzden çalışma başlatmışlar evin önüne. Bir daha toz olmayız artık. Eski mesleğim hamallık yapacağım artık. Çuvalları taşıyacağız. Bolat FM20'ye yükleyeceğiz. Kızıl elmaya. Ondan sonra şeye getireceğiz eve. Dün de elemanları göndermiştim çuval çeksinler diye. Çuvalı rampaya, tarlaya sokmuşlar pat patı. Öyle çekmişler yani. Hani biri çekiyormuş ama diğerleri yorulduk demiş. Rampa yukarıya bırakmışlar, makineyi sokmuşlar içeriye, sokmak makineyi. Ben de iş yerini bekliyordum. Lan! İş yerini bekliyordum. Hay bir uyanıklar ama. Babam devrilir demiş. Sokmayın demiş ama şey olmadı demişler. Sokmuşlar, çekmişler. Geniş ya, kolay kolay devrilmiyor. Devrilmez yani de. Önceden makine sokmadığımız için yol yok yani. Başka alternatif bir güzergah bulup fındıkları çekmişler.
Ne yapıyorsun küçülük? Ne yalnız mı kaldın? İşte arkadaşlar bu kuşlar da yalnız kaldıkları zaman da üzülürler, depresyona girerler. Uş. Bak, mutluluk bunları da hasta, yani eşleri yoksa veya ilgi yoksa hasta olurlar, hatta ölürler. Bunlar ilgiyi çok istiyorlar. Değil mi? Demek kendini görebiliyor musun kamerada? He? Görebiliyor musun? He?